Teyze, bir ayrılsak mı acaba? Saniye, ayrılsak mı? Oh, teyze diyen dillerini severim. Ay nasıl özlemişim. Allah bir daha ayırmasın, bir daha hiç ayırmasın. Tamam, sakin. Aa, tamam. Ama zamanında seçme şansım olsaydı... ...beni yanına alsın isterim. Biliyorum. Biliyorum. Beni hiç affetmeyeceksin. Ben de kendimi affetmedim. Ama biliyor musun? En büyük kahkan bile köz oldu bana. Belki de bu delilikleri falan o yüzden Süreyya. Zamanında çok öldürmek istedim kendimi. Arkalarından gitmek istedim. Ama ne yapacaktım? Ne diyecektim gidip arkalarından? Size ayırdığım yetmedi. Emanetinize de sahip çıkamadım mı diyecektim. Gerçi zamanla kimin kime sahip çıktığı tartışılır. Ben onlardan sonra ne yaşayabildim ne ölebildim Süreyya. Akif'le tanışana kadar fotosentez gibi bir hayatım vardı benim. Şimdi sen diyeceksin ki aile kurmaya hakkım var mı? Bir dur. Bir izin verirsen. Benim seçme şansım olsaydı ben hiçbirinizden vazgeçmezdim. Hayat öyle değil ki işte. Öyle seçme şansı vermiyor yani bize. Böyle koca koca taşları atıyor kafamıza. Sonra diyor ki kalk bakalım altından kalkabiliyormuşsun. Ben anladım ki ne geçmişte kavga etmenin, ne hesabını sormanın hiçbir faydası yok. Ama işte senle ben biz ikimiz birbirimize kaldık yani hayatta. Sonra o taş bizim ikimizin kafasına aynı anda geldi ya. Sonra bir şekilde biz altından kalktık. Şükür ki artık kocaman ailelerimiz de var ya. Ben eminim. Annemle babam görüyorsa ki görüyor. Ailelerimizin kıymetini bilmemizi isterdi. Şimdi ben bakıyorum mesela onlara. Onlar hiç anlarını yaşayabilen insanlar olmamış. Sonra diyorum ki herhalde bu yüzden ben bu kadar anımı yaşamak istiyorum. Bu kadar hayatı yakalamak istiyorum. Teyze dün benden o kadar çok şey aldı ki. Bir şey daha vermek istemiyorum. Ben senden vazgeçmek istemiyorum. Esma Hanım. Merhaba. Girebilir miyim? Tabii tabii. Tabii buyurun. Kusura bakma ben bir şaşırdım öyle kapıda görünce beklemiyordum. Bu aralar ben insanları şaşırtmayı seviyorum. Bir şey içer misiniz? Garip dışarıda bekliyor. Çok fazla kalmayacağım. Sana vermem gereken bir şey var. Otursana lütfen.
Ben bu aralar sandığımdaki hatıraları sahiplerine veriyorum. Bu da senin hakkın. Benim mi? Babanın. Feyzi hiç çıkarmazdı bunu kolundan. Neden bana veriyorsunuz bunu? Dördünden birini seçmem çok zor. Eminim hiçbiri senin olmasına itiraz etmez. Hiçbiri. En doğal da senin kolunda durur. Fevzi'nin seninle geçirecek zamanı olmamış. Olamamış. Eminim Fevzi de bunu böyle isterdi. Babandan bir doğum hediyesi kabul et. İleride Umut adı dedesinden bir hatıra olur. Fevzi'nin sana veremediklerini sen oğluna verebilirsin. Ne diyeceğimi bilemiyorum tabii. Sana ben bu ailenin parçası olamazsın derken yanılmışım. Yanılmışım. Bunu benim sana söylemeye ihtiyacım vardı. Sen bir şey söylemesen de olur. Bu hikayenin en mağduru sensin. Annenin babanın belki şansı olamadı. Ama benim varken hepimiz adına özür diliyorum senden. Özür diliyorum. Biz vaktinde büyümeyi beceremediğimizden, yaşandı ne yaşandıysa, sorumluluklarımızı almayı bilemediğimizden, İnsan hayatın ne kadar kısa ve ne kadar kıymetli olduğunu maalesef sona yaklaşınca anlıyor. Biliyorum çok geç oldu. Çok geç oldu senin için. Ama garibim bir lafı var. Geç içten iyidir. Umarım iyidir. Umarım. Bu benim hayatımda aldığım en güzeliydi. Yani o kadar
kadar manidar bir zamanda bak yani. Ben de babam gibi oğluma bir hayat veremeyeceğimi düşünüyorum ve bunu... Baban kötü bir insan değildi. Aksine, çok çok iyi bir insandı. Biz babanla birbirimizi aşkla sevemeyeceğimizi vaktinde kabullenemedik. O zaman şimdiki gibi özgür de değildik. Eğer olabilseydik, kendimize itiraf edebilseydik, hikaye bambaşka olurdu. Ama sizin şimdi koşullarınız başka. İmkanınız varken siz kendi gerçeklerinizi kabul edebilirsiniz. Eğer onu da arada çekiştirmezseniz yanınız onun her zaman yuvası olur. Babandan bir şey alamadığın için korkuyorsan korkma. Sen onun kanını aldın. Sen onun genlerini aldın. Ben senin çok iyi bir baba olacağından eminim. Hiç şüphem yok. Sen çünkü tek başına mücadeleyle emek vermeyi, sevmeyi, gönül almayı öğrendin. Kardeş olmayı öğrendin. Babalığın yolunu haydi haydi bulursun. Gel. Hay Allah. Çok mu sevdin sen çileği? Çilekle buluşma. Ha, çok mu sevdin sen çileği? Ya bakalım. Elimi yedin mi kızım? Yavaş. Ye kuzum ye sen. Al bakalım, al bakalım. Dur, dur. Ay, keşke Emir de burada olsaydı ya. Çok özledim keratayı. Az kaldı şükür, çok az kaldı. Ya işte ben dönmeyeceğim, orada kalacağım der diye korkuyorum. Yok ya, hiç öyle bir sinyal almadım biliyor musun Faruk? Hem sana bir şey söyleyeceğim. Bence en çok burayı seven olacak biliyor musun? Hem derin mevzular da var. Doğru, 7'den 70'e bütün erkeklerin durumu bu. Sizin etrafınızda dönüyor dünya değil mi? Değil mi kızım? Yani biraz öyle değil mi kızım? Bu ne? Aa kızım, hazır mısın görücüye çıkalım mı? Hı? Aa. Keman değil, aa küçük gitar. Küçük gitar mı aldın sen benim kızıma, ha? Ukulele. Tamam işte yani bir adı vardır tabii ki de ama küçük gitar bu. Değil.
Ukulele. 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 İyi de kızım için erken değil mi hayatım? Parmaklarını kesmesin. Ya Faruk benim bu. Kendime aldım. E keman? Keman? Yani keman hayatımdaki rolünü tamamladı gibi şimdilik. Onu bir kenara kaldırdım. Şimdi biraz onunla tanışıyorum. Hı-hı. Hatta kızımla bestemiz bile var. Saçlarım rüzgar, sevsene biraz. Gözlerim deniz, kalbim okyanus. Elimden tutup gülümse biraz. Benim adım yaz, bak bana anne. Yüreğimde sen, gel okşa biraz. Samanları ben ekle ettim aynen. Ya, çok teşekkür beğendin, ederim. Değil mi? Evet ya, bayıldım. Asıl sen şu özenle hazırlanmış kutuyu bir aç bakalım. İşte. Sen bolduna bakma, içine çok güzel bir şey var. Hadi canım. Ben bununla fotoğraf çok isterim. Hemen çekiyoruz. Hemen. Dur bir dakika. Dur. Hop. Tamam. Hadi benim hediyem. Ya çok güzel. Benim hediyem. Ay teyze. Oo, çok güzelmiş. Gerçekten çok güzelmiş. Manidar. Bir gülümseyin gençler. Hadi o zaman bunu da aç. Aç. Çok komik bir şey. Dur. Yavaş yavaş. Ne? Gel biraz ortalığı böyle bir... Adrenalin yarattı. Gelir mi? Hazır mısın? Hayır, bozma. Bozma paketi. Hazır mısınız? Evet. Ya! Bir dakika, dur. Değişmem aşağı çekelim. Hadi kızlar, Çekiyorum. Ay, hediye almaktan kurtardım seni. Annem geliyor. Ya çok tatlı. Aman efendim, gözlerimiz yollarda kaldı. Neredesiniz? Anne, hoş geldin. Hoş geldiniz. Gel anne, gel. Teşekkür ederim. Geçin. Çok iyi. Esma sen tanıştır. Bu küçük bir hediye sana. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Mert, erkek arkadaşım. Esma Hanım. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Esma Sultan, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok zarifsiniz. Çok teşekkürler. Mert, merhaba. Görük Bey. Memnun oldum. Memnun oldum ben de. Böyle buyurun. Geçin şuraya. Ya sen ne şebek bir adamsın ya. Ya bu iyi kendine böyle niye, bir şey geçirdi biliyor musun? Ya. Ya çıkar şunu ya. Bakın bunun için bir de para. Thank you.
Nasıl sorun? Bir dakika ya. Yalan mı? Hayır, dansa kaldırıyor seni. Döndürüyor direkt havuzun içine. Ölüyordum ben ya, ölüyordum orada. Ölsen de gülecektim. Hayır, dur, dans var. Kravatım takıldı. Bir dakika dur. Kahramanlık yapıyor, kızın peşinden atlıyor. Bu şeyler var havuzun dibinde. Suyu çeken. Kravat oraya girin. Taşıldı ya. Aşkım beni kurtarmak için attı. Ya gençler, ben orada şimdi centilmenliğin doruğundayım, tamam mı? Ama ne yapayım? Talihsizlik işte, oraya takıldı zıkkım yani. Ya şuna bak, gibi gülüyor ya. Ölüyorduk orada biz. Osman. Sıkanda. Osman. Hoş geldin. Delirdin mi oğlum sen? Herkese iyi akşamlar. Biraz geç kaldım. Kusura bakma. Hoş geldiniz, gelin. Rahat olun efendim, ben davet ettim. Gençler birbirlerini görmüşler, beğenmişler. Değil mi kızım? Seviyorsun değil mi oğlum? Evet. Oğluma zaten sormaya gerek yok. Tokatlar mısın? Benim çocuklarım ne beğenirlerse doğru beğenirler. Ne yaparlarsa doğru yaparlar. Evet, sizin deyiminizle ilk kez havlu atıyorum. Evet, bu aşkın önünde durmayacağım. Ben çekiliyorum. Gerisi sizin. Bu aile senin kabulü hazır kızım. Bravo! İşte Esma Sultan. Bravo Esma Sultan, bravo. Esma Sultan Oley, Esma Sultan Oley, Esma Sultan Oley. Esma Sultan Oley, Esma Sultan Oley, Esma Sultan Oley, Esma Sultan Oley. Hadi hadi şanslısın hadi. Gel gel keyfine bak hadi. Gel keyfine bak. Her şey bize patladı da sen yedin kaymağını. Hadi bakalım. Hadi bakalım.
Biz cefasını çektik, sen sefasını sür. Ah Osman'a. Ne şanslı adamsın be. Gel. Buraya bak ya. Hadi bakalım şanslısın ha. Sen değil oraya kız oturacaksan buraya oturacaksın ya. Oğlum öğren biraz bunu. Gel böyle. Öğren artık. Kız tarafıyız artık sen biraz hadi. Kır bakalım gerdanını azıcık. Çok iyi gerçekten. Çıkartın şu maskeyi abi. Ya Osman. Ay hiç yakışıyor mu ya? Çok kadar iyi değil ki. Ay çok iyi. Adem. Adem. Ben diyorum ki, biz acaba bu gece
Şöyle güzel bir kutlama mı yapsak hani erkek erkeğe böyle bir? Hani dün gümbürtüye gitti biraz da. Bence de. Değil mi? Ben de diyorum ki, niye acaba bu kutlamalar hep böyle erkek erkeğe yapıyor? Niye biz dahil olamıyoruz, hep beraber yapamıyoruz? Hı? Çünkü benimle yeterince alay edemediler. Eğlensin çocuklar. Çocuklar. Görüyorsun değil mi? Hani nasıl havaya giriyor var çocuklar. Sen var ya sen. Senin bıyıklısın sen. Bıyıklısın sen. Osman yemin ediyorum senin bunlarla işin o kadar zor ki. Al işte bana ya. Bıyıklı sinsi. Sen ya, sana ağzından su yürüten. Garip abi. Ne oldu? Vespa. Ne olmuş? Nasıl ya? Bunu da size göndermiş. Ne oldu? Mektup mu ne? Benim güzel çocuklarım. Gecenin bütün keyfini sabah boğazınıza dizeceğim, affedin beni. Dün her birinizi ayrı ayrı izledim. İçime çektim. Şükrettim. Her birinizin ağız tadı, sağlığı, keyfi yerinde. Hepiniz artık tek yürek olmayı başardınız. Sizlerle ilgili en ufak bir kaygım kalmadı. Gönlüm, kafam rahat. Hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum. Sizin de içiniz rahat olsun. Beni aramayın. Deyin ki annem tatile gitti ya da Murat gibi başka bir şehre, başka bir ülkeye gitti. Sakın üzülmeyin. İnanın ben böyle daha huzurluyum. Anneler çocuklarına bakar. Onları tehlikelerden korur. Çocukları tarafından bakılmazlar ki. Merak etmeyin. Bana çok iyi bakacakları bir yerdeyim. Hepinizden de tek tek razıyım. Ben dünyanın en şanslı annesiyim, bunu unutmayın. Bana haklarınızı helal edin. Hepiniz birbirinize ve Allah'a emanet olun. Garip de size emanetimdir. Onu da sakın yalnız bırakmayın. Ben sizin gönüllerinizdeki Esma Sultan olarak bir yerlerde hayatıma devam edeyim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.